Yeniden birlikteyiz. Kısacık bir aramız vardı. Onu tamamladık. Hemen Yavuz Selim Demirağ'a döneceğim ben tabii. Az önce Yaşar Aydın'ın söylediği o laiklik üzerine biraz konuşmak istiyorum. Çünkü başından beri, 20 yıldan beri ne olursa olsun yavaş da olsa, hani bir kurbağayı sıcak suya koyarsınız da yavaş yavaş kaynatır ya, biz biraz öyle bir yöntemle Türkiye'nin bu içinde işte 100 yıla yakın bir süre boyunca özümsediği laikliği elimizden almaya çalışan, Osmanlıca hayallerini kurmaya devam eden ve bunu da yavaş yavaş bize hissettiren bir iktidar var sanki. O iktidarın içerisinde de MHP var. Üstelik de laikliğe normalde sonuna kadar sahip çıkması gereken Atatürk milliyetçisi bir parti olduğunu düşündüğümüz bir parti. Sonuçta ne düşünüyorsun? Sonuçta böyle bir durum var. Şöyle söyleyeyim. Geçmişte de benzeri vakalar yaşandı. Mesela Gezi direnişini sadece bir ağaç direnişi olarak algılanıyor ama Gezi direnişi Topçu Kışlası'nın, yani 31 Mart vakasının intikamıydı. 31 Mart'ta ne oldu? 31 Mart'ta işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk ordusunun eğitimli, okullu subaylarına saldırdılar mürteciler, irticacılar. Ve orada o isyan bastırıldı. O isyanın bastırıldığı o kışlayı yeniden yapmak istediler. Ama beceremediler. Şimdi bizim tarihimizde bunlar var, Türk tarihinde. Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Kazananlar kutlar, kaybedenler yas tutar. Yani biz 30 Ağustos'u da büyük taarruzda böyle söyledik. Dedik ki kazananlar kutlar. O dönemde Türk ordusunun içerisinde %60'ı firardaydı. Bir kısım çapulcular vardı, düşmanla işbirliği yapanlar vardı ama biz kazandık. Biz kazandık, biz kutlayacağız. Şimdi ben kendi adıma Hilal'den çok daha şanslıyım. Neden? 1973 50. yılını ilkokul, Demet Evliler İlkokulu'nda, Ankara Demet Evliler İlkokulu'nda şiirler okuduk. Günlerce süren provalarımız vardı. Yani diyebilirim ki Yeni Mahalle sokaklarının tamamını, caddelerini yürüdük. Ve ben o gün aldığım bir Türk bayrağını 2 gün önce ofisimin balkonuna astım. 50 yıldır sakladığım bayrağı. Yani çünkü 50. yılı yaşadık ya, böyle bir şans var mı? Hangi kuşakta var? 75'i yaşadık abi. 100. yılı da böyle dolu dolu yaşamak isterdik ama bahaneye bak. Yok efendim işte Filistin'de şu olmuş, şu kadar. Ya bizim 50 bin tane insanımız öldü şu son depremde. Allah rızası için söyler misiniz? Bir gün yas mı ilan ettiler? Yok yasmış, yok şeyler erteleniyormuş, şuymuş. Bu erteleme işleri falan, hepsi onların dedeleri Cumhuriyet'e karşıydı. Onların dedeleri savaştan kaçmışlardı. Onların dedeleri düşmanla işbirliği yapmıştı. Açıkçası bu. Biz Cumhuriyet'iz. Ya Cumhuriyet'in en güzel kuşağıyız biz ya. 50'yi yaşamışız, 75'i, 100'ü. Daha şanslı bir kuşak. 75'i hatırlıyorum ben. Yani daha şanslı bir kuşak olabilir mi? 75. yılda da ben gazeteciydim. Ama yaşımız çıkıyor ortaya. Çıksın tabii. Şimdi ben de tabii yaşlanınca, biraz böyle yaş alınca insan duygusallaşıyor. Abi bu bütün böyle firmalarımız, çeşitli kuruluşlar, isim vermeyeceğim ama çok güzel klipler yayınlıyorlar. Çok. Çok güzel. Ve ben bunların her birini izlediğimde ağlıyorum abi. Böyle gözyaşlarımı tutamıyorum. Benim oğlum da çok güzel şeyler hazırlamış. Ankara Büyükşehir Belediyesi çok iyi çalışıyor. Ya neler yaptılar. Kırmızı neler. Beyaz bayraklara boyadılar. Şimdi buradan ben hemen küçük bir anekdot. Çankaya Belediyesi'nden lütfen çok telefon alıyorum. Benim oturduğum semt, size fazla bayrak gelmiştir diye balkonunda, camında daha çok bayrak asmak isteyen vatandaşlar var. Bayrak yok. Belediye lütfen bu vatandaşlara bayrak götürürse, kapılarını çalarsa hep de beraber bayramı da kutlamış olurlar, iyi olurlar. Evet. Yani abi Cumhuriyet öyle kolay kolay, evet, Cumhuriyetimizin değerlerini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. İşte laikliği ortadan kaldırmaya çalışıyorlar ama ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, ne oldu?
Yani 80 yılı görmemezlikten gelip işte 20 yılda şunları yaptık. Yani 20 yılda yaptıkları en güzel iş ne biliyor musun abi? Atatürk'ü hatırlatmak ve Cumhuriyet değerlerine insanlarımızın özlemle sahip çıkmasıdır. Bundan büyük bir hizmet olamaz. Onun için yani bu AKP'lilere bazen kızıyorum, kızıyorum ama yaptıkları en büyük hizmet bu. Cumhuriyet değerlerini yeniden hatırlattılar. Çoluğumuza, çocuğumuza, yaşlımız, gencimiz herkes yeniden hatırlıyor. İstedikleri kadar düşmanlık yapsınlar. Ben Cumhuriyet'in 100. yılını çok daha coşkuyla kutlayacağımıza inanıyordum. Onu planlıyorduk ama işte koşullar vesaire şu bu. Ama gönlümüzden silip atamazlar. Yani 100. yıl için sipariş üzerine falan değil, sipariş üzerine bir tane marş yaptılar değil mi? Senfoni orkestrasına da çaldırdılar. İçinde Atatürk ismi yok. Yalancıktan bir gazi dediler o kadar. Çünkü Atatürk'ten korkuyorlar. Ve Atatürk Anıtkabir'de yatıyor ama onun ruhundan korkuyorlar. Onun ismini anlamaya gayret ediyorlar. Kendiliğinden bakın dost kardeş Azerbaycan'dan da yeni bir beste geldi 100. yıl marşı ile ilgili. Çeşitli kuruluşlarımız, sanatçılarımız, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin de vardı bir 100. yıl marşı. Çok güzeldi. Demek ki hepimizin içinde o coşku var ve ben yarın ya durup dururken yarın Pilisi'ne bir de şey koyuyorlar, miting. Onu konuşacağız şimdi. Biraz daha derinle ineceğiz ikinci turda bu Cumhuriyet'le ilgili özellikle de Yaşar Aydın.